Türkiye Büyük Millet Meclisi Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım bu kez Skype bağlantısıyla konuğumuz. Başımız sağ olsun, çok geçmiş olsun. Öncelikle Sayın Ayrım, ilk değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Siviller hedef alındı bir kez daha Ermenistan tarafından. Sayın Ayrım. Efendim, sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor, sorumu duyabildiniz mi? Evet, evet. Buyurun lütfen. Duydum. Sorunuzu duyamadım. Sorunuzu duyamadım lütfen. Tekrar edeyim o halde, Ermenistan'ın bir kez daha saldırısı söz konusu oldu biliyorsunuz. Saat 6 sularında gerçekleşti ve yine sivilleri hedef alan bir saldırı söz konusu. İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. İlk ateşi Ermenistan'dan geldi ve biz de misliyle karşılığını vermeye başladık. Zaten verdik ilk etapta ama buna da devam ediyoruz diye bir açıklamaydı bu. Sizin bu saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeleriniz ne yönde olur? Zira sivillerin burada bir kez daha hedef alınmış olması son derece dikkate değer. Bu saldırıların arka arkası kesilmiyor zira. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu Ermenistan'ın sivillere karşı yapmış olduğu ilk hareket değil. Bundan evvel de biliyorsunuz aslında bu süreç birkaç aydır devam ediyor. Maalesef Paşinyan yönetimi çok tehlikeli bir oyunun içerisinde sivillere hedef alan ve adeta onları Azerbaycan hükümetiyle, Azerbaycan'ı yönetenlerle arasına bir soğukluk katarak Azerbaycan'ın birlik beraberliğini de bozmaya yönelik bir oyun olarak da görüyorum. Hatırlarsanız Paşinyan yönetime geldikten sonra hem halkının refahını düzelteceğini hem de uluslararası camiada Karabağ sorununun barış yoluyla çözüleceğine dair sözleri vardı. Maalesef uygulamalarına baktığımız zaman ilk önce 31 Mart'ta pandemi sürecinde Karabağ'da sözde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaptılar. Uluslararası camianın bu seçimi tanımamasına rağmen seçtikleri cumhurbaşkanını Şuşa'da ki bugünlerde... Sayın Ayrım, çok özür dileyerek böleceğim cümlenizi ama sonra devam etmenizi rica edeceğim. Çünkü Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da bir açıklaması oldu ve provokatör Ermenistan ifadesini kullandı özellikle ve hukuktan ne anladığını gösterdi dedi. Sizin de paralel görüşleriniz oldu. Bu cümleyi de aktardıktan sonra devam etmenizi rica edeceğim kaldığınız yerden. Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu sözde Cumhurbaşkanı'na Şuşa'da yemin ettirdiler ve böylece amaçları oradaki bu sözde devletin dünya kamuoyu tarafından da sağlanmasını temin etmekti. Ancak tabii arkasındaki güçler özellikle Türkiye'nin işte İdlib'de, Suriye'de karşısında, Libya'da karşısında olan güçler, bunu Rusya olarak ifade edebiliriz. Bugün Ermenistan aslında bağımsız bir devlet değil. Enerjisini, güvenliğini Rusya'ya teslim etmiş bir devlet. Ve bugün Rusya'nın Ermenistan'da çok ciddi bir üssü var. Bütün bunlara baktığımız zaman Tovuz'da sivillere saldırması ile beraber Tovuz bölgesi, biliyorsunuz 12 Mart'ta Tovuz bölgesinde bir saldırı oldu. Bu saldırı aslında son derece önemliydi. Dünya kamuoyunun da dikkatini çeken bir saldırıydı. Türkiye'nin tepkisi de çok sert oldu. Çünkü oradan Bakü Tiflis Ceyhan boru attı. Bakü Tiflis Kars boru attı. Bakü Tiflis Kars demiryolunun geçtiği, TANAP boru hattının geçtiği bir proje. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin tesislerinin olduğu stratejik bir bölge. Buraya alarak Türkiye'nin gerek Azerbaycan'la ve Avrupa'yla ilişkisini doğalgaz anlamında kesmek istediler. Ancak şunu göremediler. Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan'daki iradenin bundan 30 sene evvelki irade olmadığını, o günlerde Azerbaycan'da gönüllüler vardı. Şehit oldular Karabağ savaşlarında. Düzenli bir orduları yoktu. Ama bugün Azerbaycan'ın çok düzenli, disiplinli bir ordusu var. Arkasında Azerbaycan halkı var.
birlik beraberlik içerisinde ve onun da üstünde güçlü bir irade var. Yönetim iradesi. Bütün bunlara baktığımız zaman bugün de o iradenin şeyini görüyoruz, etkilerini. Bugün de yapmış oldukları saldırılarda başarılı olamadılar ve ciddi kayıplar verdiler. Ama bizim bütün temennimiz, Türkiye olarak yapılan resmi açıklamalara da bakıyoruz. Türkiye'mize de tepkisi, sivillere yapılan tepki. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ne uluslararası hukuka ne harp hukukuna sığan bir şey. O bakımdan uluslararası camianın bir an evvel devreye girmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii Ermenistan farklı bir oyun daha oynuyor. Bu bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. Suriye'de, Irak'ta bir takım bölgelerde nasıl, ne kadar katil, eşkıya, PKK dahil yasa dışı örgüt varsa bu bölgelerde, işgal edilmiş bölgelere yığarak oranın demografik yapısını değiştiriyor. Buna göz yummak, buna seyirci kalmak mümkün değil. Türkiye açıklamalar en üst seviyeden her şartta, her türlü şartlarda Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade ediyor. Bu tabii son derece önemli bir destek. Biz de uluslararası camiaya buradan bir kez daha seslenmek istiyoruz. Lütfen 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış olan karar var. 4 tane karar var. O kararlar diyor ki, bütün konuşmacılar, ben izliyorum sizin bugün sabahtan beri olan yayınınızı. Bütün konuşmacılar şunu ifade ediyor. Bu 4 kararda da Azerbaycan, işgal edilen topraklar Azerbaycan'ındır. Ermenistan işgalci konumundadır. Bir an evvel bu topraklardan çekilmesi lazım. Bakınız, bunu yapmıyorlar. Paşinyan dün evvelsi gün bir açıklama yaptı. İşte biz Birleşmiş Milletler'in her türlü barış harekatının içinde olmak istiyoruz. İşte uluslararası camia devreye girsin, Azerbaycan güç ve kuvvet kullanmasın diye bunu söylerken bu sabah saldırıya geçiyor, sivilleri öldürüyor. Yani bu cani, bu katil kullanılmaya çok müsait. Ermenistan'ın o zor durumdaki halkını felakete götürüyor ve gerçekten çok üzücü bir durum. Dünyanın pandemi denilen bir virüsle mücadele ettiği, bir düşmanla mücadele ettiği bir dönemde bunların bu şekilde canilik yapması, uluslararası kuralları hiçe saymasını kabul etmek mümkün değil. Bugün Türkiye, Azerbaycan dayanışma içinde bir milletin tek devleti olarak adeta bu sorunların üstünden gelecek güçtedir. Bugün Azerbaycan tek bırakılsa, Azerbaycan ordusu, yönetimi Karabağ sorununu tek başına halledecek güçtedir. Ama maalesef Ermenistan'ın arkasındaki güçler buna müsaade etmiyor. Yunanistan'ın ne işi var? Ermenistan'a silah desteği sağlıyor. Kabul edilebilir mi? Bakınız, son 1,5-3 aydır sürekli oraya ağır silahlar gidiyor. Uçaklarla gidiyor. Hatta bunu Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'e de söylediğinde, hayır onlar inşaat malzemesi dendi. Kardeşim, inşaat malzemesi ise o zaman trenle niye sevk etmiyorsunuz? Tabii buna Gürcistan müsaade etmedi. Bütün bunlara baktığınız zaman Aliyev'in de ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Karabağ Azerbaycan'ın kadim toprağıdır. Tarihi böyle bir bakarsanız görürsünüz. 1989 yılında nüfus ne biliyor musunuz Dağlık Karabağ'da? %189 bin nüfus var. Bunun %76'sı Ermeni, %21'i Azerbaycan Türkü. Ama bugün baktığınız zaman o topraklarda bir tane Azerbaycan Türkü ve Müslüman göremezsiniz. İşgal edilen topraklar tamamen yok edildi. Kültür gitti, camiler yıkıldı, mezarları yok ettiler. Dozerlerle, biraz evvel Sayın Aliyev de ifade etti, traktörlerle
mezarları sürdüler. Şimdi böyle hak, hukuk, adalet tanımayan bir Ermenistan'a karşı dünyanın tavrı net olmalı. Hı hı. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Biz kardeş olmak istiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu bütün dünyanın bilmesi lazım. Hı hı. Azerbaycan da istiyor. Azerbaycan'ı da istiyor. Sayın Aliyev her konuşmasında biz bu işin barışla halledilmesini istiyoruz. Maalesef Minsk grubu görevini yapamadı. Çünkü Ermeni diasporasının en güçlü olduğu Fransa'nın, Rusya'nın ve Amerika'nın içinde olduğu Minsk grubu gereğini yapamadı. Bu ortamı hazırlayamadı. Geçenlerde Azerbaycanlı meclis başkanı hanımefendi Rusya ziyaretinde Lavrov, Dışişleri Bakanı Lavrov, işte biz bugünlerde bu konuda, evet, Karabağ konusunda etkili olmak istiyoruz. 5 reyonu Azerbaycan'a verilmesi lazım gibi şeyler kullandı, cümleler. Şimdi ve aradan kısa bir süre geçiyor, Ermenistan saldırıyor. Bu, hı hı, ne biçim iştir? Anlamak mümkün değil. Onun için uluslararası kamuoyunu, camiayı tekrar sağduyuya çağırıyoruz. Bir an evvel sivillerin öldürülmesi, insanların öldürülmesinin önü kesilmeli diyorum. Sayın Ayrım, az önce konuşmanızın içerisinde bir noktayı aydınlığa kavuşturmak lazım. Sanıyorum dalgınlıkla yanlış bir rakamsal veri paylaşıldı az önce. %80'in üzerinde bir demografik yapı Azerbaycan lehine idi Karabağ bölgesinde. Ama az önce yanlışlıkla Ermenistan olduğu ifade edildi. Evet, tabii. Yanlışlıkla. Evet, demografik yapının değişti. Evet, buyurun. Şimdi tabii şöyle, demografik yapı aslında 1850'lerde Azerbaycan çok da değil de sonradan işte 1828'de Türkmençay Anlaşması'yla Azerbaycan ikiye bölündü. Hanlıkların tamamı Rusya'ya geçti ve Ermeni, Rusya Karabağ'a İran'daki Osmanlı Devleti'nin içindeki Ermenilerin bir kısmını getirerek oradaki demografik yapıyı değiştirdi. Aslında bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan bile Türk toprağıdır. Ve orada ben Iğdırlıyım. Iğdır'ımızda gidip ailelere sorduğunuz zaman birçoğunun, büyüklerinin Erivan'dan geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla Ermenistan Devleti'nin kurulduğu topraklarının tamamı Karabağ Türk toprağıdır. Kadim Türk toprağıdır. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Hı hı. Evet, bir kez daha altını çizmiş olduk. Bu arada tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar'dan da Ermenistan'a yönelik bir tepki var. Onu aktaracağım izninizle. İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir dedi. Benzer açıklamayı dakikalar öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yapmıştı. Akar şöyle devam ediyor. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumu ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir diyor. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz dedi. Üst perdeden o açıklamalar, o tepkiler gelmeye devam ediyor. Sizin de aslında 12 Temmuz'da yine bir tarih hatası olmuştu. Mart denmişti yanlışlıkla. Bu arada onu da düzeltmiş olalım. 12 Temmuz'da Tovuz bölgesine yönelik düzenlenen bir saldırı olmuştu ne yazık ki. 12 şehit vardı, bir de tüm general şehit olmuştu o saldırıda, yine Ermenistan'ın düzenlemiş olduğu saldırıda. Ve sizin peşinden yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Uluslararası toplumu Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke arasındaki ateşkes ihlallerini şiddetle kınamaya, çözüme çağırıyoruz demiştiniz. O günden bugüne baktığımızda çok da bir ilerleme kaydedilemediğini görüyoruz. Zira bu bugün de bizzat üstelik sivillere yönelik de saldırının gerçekleştirmiş olmasıyla. Bir kez daha uluslararası toplum bu provokasyonlara karşı, bu saldırılara karşı tepki vermeye davet ediliyor ama bu kez adresi bulur mu o mesajlar acaba? Şimdi öncelikle 31 Mart 1920 sözde Cumhurbaşkanlığı seçiminin orada herhalde yapıldığı bir tarihti. 12 Temmuz'da tabii Tovuz'daki saldırı. Teşekkür ederim uyarınız için. Tabii yerini bulur mu, çok güzel bir soru.
şimdiye kadar 30 yıldır yerini bulmayan, çifte standart uygulanan bir dünyada yaşıyoruz. Tıpkı Kıbrıs'ta olduğu gibi, biliyorsunuz Kıbrıs'ta bize Annan planını onaylattılar. Ama Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne aldılar. Ve bugün Akdeniz'de bizim karşımıza Avrupa Birliği bir üyesi olarak sürekli Yunanistan'la beraber onun destekçisi olarak karşımıza çıkarıyorlar. Tabii temennimiz şu, bu sözde Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 31 Mart'ta yapılan, Karabağ'da yapılan sözde seçimden sonra uluslararası camiadan hiçbir olumlu yanıt gelmedi. Ama kınama çok yumuşak oldu. Minsk grubunu, hepsi Minsk grubunu da şeye, göreve çağırdılar. Yani Minsk grubu bu işi götürsün dediler. Maalesef Minsk grubu, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bu ortamı sağlayamadı. Şimdi Azerbaycan tarafı haklı olarak diyor ki, ya kardeşim, işgal edilen topraklar benim toprağım. Yani bu topraklarda benim tarihim, kültürüm yok edildi. Ulus işte söylediği, bu uluslararası işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bu kararın uygulanması. Azerbaycan bu konuda haklı. Türkiye'de Azerbaycan'ın bu haklı davasının yanında. Şimdi bakınız, o kadar tehlikeli bir oyun oynanıyor ki, konuşuluyor işte, sizin programlarınızda da söylendi. Şimdi Ermenistan Karabağ karayolu otoban yapıyor. Yani şimdi o bağlantıyı, orayı kemikleştirmek, Karabağ'ın Ermenistan'a bağlı olduğunu göstermek için. İşte onun için uluslararası camia geç kalmış olmakla beraber, lütfen bu sivillere yönelik, kimseyi duymuyorlarsa, görmüyorlarsa, sivillere yönelik bu caniliği, bu alçaklığı durdurmak için harekete geçmesi lazım. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin ve şimdi Türkiye Azerbaycan'ı destekliyor diye bu kadar tarafkir davranılamaz. Yani bir parça dünyayı okusunlar. Sivil insanların öldürülmesi ne demek? Evinde uyurken, evinde çoluğuna çocuğuyla otururken, bebelerine anneler emzirirken saldırıya uğruyorsunuz. İnsanlar ölüyor. Bu Ermeni katillerinin yapmış oldukları yeni değil. Hocalı'da yaptıkları. Ölen insanlara bile eziyet ettiler. Anaların karnını deştiler. Şimdi biz bunları konuşmuyoruz. Konuşmak istemiyoruz. Türk insanı olarak hem Türklüğümüzden hem inancımızdan gelen özveriyle biz insanları kucaklamak istiyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, biz bu bölgede sulhün olmasını istiyoruz. Evet. Türkiye bunu istiyor, Azerbaycan da bunu istiyor. Sonuna kadar bunu istiyor. Niye kıskanıyorlar Azerbaycan'ın ayakları üzerinde dik durmasını? Bugün Azerbaycan dünyada itibarlı bir devlet diyorsak, bugün Azerbaycan bütün uluslararası kuruluşlarda temsil ediliyorsa, niye bu Azerbaycan'ın topraklarına bu saldırılarda uluslararası kamuoyu sesini çıkarmıyor? Bunu izah etmeleri lazım. Biz de size soralım. Niye çıkarmıyor peki? Şimdi görüyorsunuz Türkiye'nin başına gelenleri. Akdeniz'de Türkiye'nin hakkı değil mi? Yani kendi karasularında, kendi şeylerinde petrol arayamazsın diyorlar. Doğalgaz arayamazsın diyorlar. Ya kardeşim, neye dayanarak bunu söylüyorsun? Yunan, Fransa'nın ne işi var Akdeniz'de? Yunanistan'ın ne işi var? Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin güçlü olması, güçlü bir iradesinin olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünya beşten büyüktür diyen bir irade var. Bu irade Türkiye'nin savunma sanayinde ileri gitmesi. Daha önce bu adamların hepsi bize silah satıyorlardı. Tam bir şey geldiği zaman durduruyorlardı. Hazırlık yapıyorlardı. Ama Allah'a şükür ki şimdi Türkiye silahıyla, sivil savunma sistemiyle, savunma sanayinde %70'lere falan bir milli şeyi yakaladı, oranı yakaladı. Türkiye pandemiyle mücadele ediyor.
sağlık sektöründe çok başarılı bir mücadele götürüyor. İnsanlarımız ölüyor belki, Allah rahmet etsin. Ama Allah'a şükür ki, bakın size ben bir olay anlatayım. Geçenlerde işte Türkmenistan, Özbekistan'da bir kardeşimiz ailesiyle beraber korona olmuş. Türkiye'ye gelmek için büyükelçiliğimiz müracaat etmiş. İrtibata geçtik. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ambulans uçak gönderiyor. Oradaki 3 aylık bebeği, 2 çocuğu, anne babayı aldırmak için. Türkiye bu. Türkiye'nin gücü bu. Bunu kabul etmeleri mümkün değil. Bölgede Türkiye'nin zayıf, her zaman diz çöken bir ülke olmasını istiyorlar. Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Akdeniz'de alınan toplantıya da baktığımız zaman Türkiye'nin iradesini orada da görüyorsunuz. Bu güçlü irade Azerbaycanımızın yanında. Can Azerbaycanımızın yanında. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir dostluk grubu başkanı olarak bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanı söylüyor. Dışişleri Bakanı söylüyor. Meclis Başkanı söylüyor. Ve 83 milyon Türk halkı söylüyor. O bakımdan Karabağ Azerbaycan'ındır diyoruz. Sayın Ayrım, şimdi baktığımız zaman çok farklı dengeler de söz konusu aslında bu tabloda. Zira yaklaşık 30 yıldır süre gelen bir ateşkes ihlali ve saldırılar silsilesi var Ermenistan'dan Azerbaycan'a yönelik olarak. İmzalandığı ilk günlerde o ateşkes anlaşmasının kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşeceğine dair umutlar diriydi. Ama zaman ilerledikçe o umutlar aslında tükendi. Bir barış anlaşması olamayacak gibi görünüyor görünen tabloda. Zira Ermenistan'ın o saldırıları sürüyor. Ve Azerbaycan bir kez daha altını çizdi. Bizzat Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da ilk ateş bizden açılmadı. Biz öz topraklarımızı savunuyoruz dedi. Ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın da öz vatanları olduğunu vurguladı. Türkiye şüphesiz çok güçlü bir biçimde Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecek bu konuda, bu sorunda. Ama diğer taraftan da bir durum var ki işte Libya'da yaşanan gelişmeler, diğer tarafta Suriye'de yaşanan gelişmeler, işte Libya'da Sirte Cufra, Suriye'de ise İdlib meselesi var. Diğer tarafta da bir Doğu Akdeniz gerilimi söz konusu Yunanistan'la yaşanan. 1 Ekim'i bekliyoruz diğer taraftan. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye olası yaptırımlar konuşulacak elbette diğer taraftan da. Şimdi uluslararası camiadan tepki vermeye dair bir çağrı sesleri yükseliyor, talep yükseliyor. Ancak diğer taraftan Ermenistan'ın düzenlemiş olduğu bu saldırıyı, az önce de saymış olduğum o unsurları da içine katacak olursak zamanlama açısından neler söylemek istersiniz? Ortaya çıkan tabloyu. Tabii bütün bunlar bir resmin, büyük resme baktığımız zaman sadece Karabağ değil, Türkiye'nin Akdeniz'deki konumu, Libya ve bu coğrafyadaki konumu. Çünkü bu bölgeyle artık bütün Avrupa Birliği devletleri, Amerika, Rusya, petrol şirketleri, evet, uluslararası kuruluşlar, herkes bu bölgeyle ilgileniyor. Onun için zamanlama olarak tabii ki 1 Ekim'deki toplantı önemli. Bir kere ben açıkçası şunu ifade etmek istiyorum. Masa her zaman açık olmalı. Diyalog, diplomasi her zaman açık olmadı. Konuşulmalı. İnsanlar isteklerini, taleplerini söylemeli. Ama zamanlama olarak baktığınız zaman çok kesin, net bir şey şu tabloda göstermek mümkün değil. Biraz daha önümüzü görmemiz lazım. Çünkü saflar netleşmemiş, öyle diyelim. Daha tam netleşmedi. Bu 1 Ekim'den sonra tabii yıl sonuna kadar olan bu süreyi ben önemsiyorum. Bir kere burada birinci etap uluslararası camianın hemen şu saatlerde devreye girerek bu ateşkesi önlenmesi. Orada çok insan zayiatı olacaktır. Yani Ermenistan tarafından da, ama sivillerin öldürülmesi bizi en çok üzen bir hadise. Elinde silah olmayan insanların,
Benim şahsi kanaatim tabii bu konunun ben uzmanı değilim, askeri Evet. bir otorite değilim. Devlet yönetiminde devletimizi yönetenlerin tabii ki bir ajantası var. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla Evet. Ermenistan'dan buradan Ermenistan'a Ermeni konusunu biraz inceleyen, biraz o konuda emek sarf eden birisi olarak Ermenistan bu vurdum duymazlığına devam edecektir. Bakınız bundan birkaç yıl evvel Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin teklifiyle bunu Silahlı Kuvvetleri uzmanlarımız daha iyi bilir, güvenlik uzmanları bir strateji değişikliği yaptılar. Karabağ yani işgal edilmiş topraklardan ziyade Azerbaycan'dan daha fazla toprak alarak öyle bir saldırı projesini geliştirdiler. Onun bir şeyi olarak, göstergesi olarak bugün bu saldırıları yapıyorlar. Yani Peki. Ermenistan durdurulmazsa geri adım atmayacak. Bu saldırılar devam edecektir. Zaten ateşkesten bu yana sınırda yüzlerce oldu. İhlal oldu. Ateşkes ihlali Evet. oldu. Evet. Benim tahminim birkaç ay daha devam edecek ama Peki. ateşkesin bir an evvel sağlanması lazım Çok teşekkür diye düşünüyorum. ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olun.